Beşler, dördüncü ünite çalışma fasikülü Çanakkale'nin 52. sorusunda kalmıştık. Çok çılgın sorulardı ama bir o kadar da lezzetli. Hadi başlayalım. 52. soruda A noktasını eşit uzaklıkta işaretlenmiş kaç tane nokta vardır diyor. Şimdi canlar şu noktaya bir bakın. 1, 2, 3, 3'e 1. 1, 2, 3, 3'e 1. 1 2 3 3'e 1. Yine 1 2 3 3'e 1. Şuraya bakacak olsak 1 2 3 3'e 1. Gördüğünüz gibi hatta bir daha bakalım 1 2 3 3'e 1. Bu noktaların hepsi 3'e 1 uzunlukta. Yani şöyle yaptığınızda 3'e 1 koduyla eşit uzunlukta oluyor. Kaç tane nokta eşit uzunlukta oldu o zaman? 3 6 tane. Diğerlerine bakacak olduğunuzda. misal şu nokta desem 1 bir birimlik. Bunun hiç eşiti yok. Şu noktaya desem 2'ye 2'lik hiç eşiti yok. Şu noktaya desem 2'ye 1'lik hiç eşiti yok. Şu noktaya desem düz 2'lik bunun da hiç eşiti yok. Ama diğer bulduğumuz şu 6 tane noktanın hepsi 3'e 1'lik koduyla yani eşit uzaklıkta. 53. soruda 3 tane top seçecekmişiz. Bu topları birleştirdiğimizde bir dik açı oluşamaz diyor. Şimdi bakalım A şıkkına sarı mavi ve kırmızıya bir bakalım. Sarı kırmızıdan sarıya, sarıdan maviye geçtiğinde, aha bakın burada bir dik açı oluyor. Yani biz olamaz arıyoruz. A şıkkını geçtik ve C şıkkına bakalım. Yeşil, mavi, sarı diyor. Yeşil, mavi, sarı. Gördüğünüz gibi bir dik açı da burada oluştu. Bu da olur. B'ye bakalım. Sarı, kırmızı, pembe diyor. Sarı, kırmızı, pembe. Oo, burada da çok çılgın bir dik açı oldu. Bu da olur. Cevap denizi büyük ihtimal. Neden olmadığına bakalım ama. Mavi, sarı, pembe. Mavi, sarı, pembe. Bakın gördüğünüz gibi burası geniş açı oldu. Dik açı olmadı. Saat 3'te akrep ile yelkon arasında kalan açı bir dik açı örneğidir. Evet aynen burası bir dik açı örneği. Buna göre açtığı veren saatlerden hangisi yine bir dik açı örnek teşkil eder diyor. Gelin bir 9'u deneyelim mi? 9 dediğimde ne olur bu kısa çubuk buraya uzun çubuk buraya gelir. Yine bir 90 derece. Yani cevap Ceyhan'dır. AOC açısına baktığımızda o bir kere dik açıdır. COE açısına baktığımızda o bir geniş açıdır. EOF açısına baktığımızda bir dar açıdır. FOA açısına baktığımızda o yine bir dik açıdır. Bize ne diyor? Kesişme sonucu oluşan açılardan bazıları verilmiş. Verilen açılardan hangisi geniş açıdır diyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi geniş açı o da Bursa. Yukarıda güneş ışınlarının bazılarının yeryüzüne ulaştıklarında oluşan açılar verilmiştir. Açıdaki verilen hangisi iki ışının dik açı belirtir diyor. A şıktan başlayalım. N, A, N, C. N, A'mız burada. N, C'miz de burada. Şimdi bunlar arasına baktığımızda 50 ve 40 var. 50 ile 40'ı topladığımıza ne yapar? 90. O zaman direkt dik açı yaptı. Cevap A şıkkı. Doğru parçalardan hangisi? A, B, C, D, E, F köşegeni değildir. Köşegenin tanımı neydi arkadaşlar? Köşeden köşeye giden doğru parçasıydı. Kendi komşusuna değil yalnız. Ee, misal şu köşeyi aldığımızı farz edelim. C ile E hariç diğerlerine giden şu şekildeki işaretleri köşegendedir. Yalnız bu G neyin nesi arkadaşlar? G bir köşe değil ki. Kenarın ortasına almış bir nokta. Yani buradaki G'de bir köşegen olma şansı hiç yok. Biz G'de yarayacağız. Yani de. Yukarıdaki kare K noktasındaki kedi evine gitmek istemektedir. Bunun için K noktasında 3 birim yukarı 4 birim sağ hareket ediyor. Hemen 1, 2, 3 birim yukarı 1, 2, 3, 4 birim de sağ hareket ettim buraya geldim. Sonra yanlış hareket ettiğini anlayan kedi 1 bir birim sola bir birim aşağı geri gidiyor. Yani 1 bir birim sola bir birim aşağı geri gidiyor. Aha ev buradaymış. Ev. Şimdi diyor ki evin konumu K'ya göre nerede? Şimdi ev K'nın neresinde demek istiyor. 1, 2, 3 sağ 2 yukarısı olacak. 3 sağ 2 yukarısı B şıkkında var. Den şekilde denizin konumu D noktası ile belirtilmiştir. Çıkış kapısının D noktasına göre konumu. Şimdi çıkış kapısı D noktasına göre konumu diyorsa D noktasının neresinde diyordur? D noktasının bir kere 1 bir birim yukarısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim de sağında olacak. 1 bir birim yukarısı 6 birim sağında o çıkış kapısı çokgenlerin ifadelerden hangiler doğrudur? Çokgenlerle alakalı. Köşe sayıları ile kenar sayıları aynıdır. Kesinlikle haklılar. 3 köşeli 3 üç kenarlıysa, üçgen 4 köşeli 4 dört kenarlıysa ise dörtgen diyorduk. Kenar sayısına göre adlandırılır diyor. Aynen köşe sayısıyla göre de adlandırılır. Kenar sayısına göre de. Kenar sayısı ile köşegen sayıları aynıdır. Bak bu yanlış. Mesela dörtgeni hayal ediverelim. 4 tane kenarı var ama köşegen sayısı 2 tane. Bu yalan. Köşe sayısı kadar açı vardır. Aynı, şurada da öyle dedik ya. Köşe sayısı kadar açı vardır. 1, 2, 4 olacak. Cevap Ceyhan. Karali zeminde gösterilen üzerinden geçtiğin, geçtiği yıldızların puanını kazanan bilgisayar önünde nehirin konumu N noktası ile verilmiştir. Sağa sola yukarı doğru aşağı doğru hareket eden nehir bulunduğu konumdan açtaki belirten yönlerden hangisine takip ettiğinde bir puan kazanamaz. Yani yıldıza rastlamaz diyor. Şimdi A'dan başlayalım. 3 birim sağ, 3 birim yukarı. Bakalım. 1, 2, 3 1, 2, 3 Yıldızın üzerinden geçti. Aha bakın bu yıldızın üzerinden geçti. Burada puan kazanır bir kere. 1 bir birim sol, 2 birim yukarı. 1 bir birim sol, 1, bir, 2 birim yukarı dediğinde aha bu yıldızı alır. Puan alır yani yine. C'ye bakalım. 2 birim sağ, 5 birim yukarı. 1, bir, 2 birim sağ, 1, 2, 3, 4, 5. Aha bu yıldızın üzerinden geçti. Yine puan alır. 2 birim sol 4 birim yukarı. Bakalım 1, 2 birim sol 1, 2, 3, 4 birim yukarı. Hiçbir yıldızın üzerinden geçmedi. D'den puan alamaz. Yukarıda kare dikdörtgen ve üçgen demişler. Halbuki bu yamuk arkadaşlar. Yamuk geometri şekilleri verilmiştir. Bu geometri şekiller üzerinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır. Şekillerde köşegenler çizilir. Hemen çizelim. Bir köşegen. Aha, burada da bir köşegen çizdik. Aha da burası. Bunu köşegen de çizelim. Bir böyle, bir böyle, aha burası bunu köşegenle çizelim şöyle şöyle aha burası diyelim. Köşegenlerin kesim noktaları belirlenir. Belirledik köşeleri. Köşegenlerin kesim noktası üzerine diğer köşelerden katlanan kısımlarla üstte gelmeyecek şekilde katlanır diyor. Yani bu köşeyi al, böyle getir bunun üzerine koydu. O zaman şuradan şöyle bir nokta 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 bükerim. Bu şekli bunun üzerine şu şekilde getirir. Daha sonra şurayı kaldırır atarım bakın buraya kaldı. çünkü o katlandı buraya. Yine aynı şekilde nokta 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 şu şekilde bükseniz burayı getirip burun üzerine katladığınızda ne olur arkadaşlar? Şurası kalkar, içerinin üzerine gelir. Yine aynı şekilde burayı nokta 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 edip şurayı katlasam bu noktan üzerine getirsem gördüğünüz gibi şurası kalkar gider şuranın üzerine. Sonra nokta nokta şurayı büksem, şu ucu kaldırıp şu ortaya getirsem ne olur? Burası yok olur katlanır ortan üzerine. Bakın yine bir kare oluştu. Bir kesin olur. Şimdi ben şu köşeyi getirip buranın üzerine getirdiğimde arkadaşlar şekil bozuluyor. Yani nasıl bir şekil oluyor? Şu şekilde oluyor hemen hemen diyelim. Getirip bunun üzerine getirdiğimde şu şekilde oluyor. Bu köşeyi getirdiğimde ise şekil bu sefer daha değişik. Yani yamuk yumuk bir şekil oluyor. Hele şu yamuk daha bir absürt bir şekil alıyor. Bunu buraya getirmem için şuradan ortadan katlamam lazım. Böyle getirdiğimde şöyle bir şekil oluşuyor. Bunu getirmem için şuraya bu şekilde şöyle bir şekil oluşuyor. Bunu getirmem için değişik bir şekil, bunu getirmem için de değişik bir şekil. Gördüğünüz gibi bunların 2 ile 3'ün şekilleri, anatomileri değişiyor ama birinci şekil kareden kare oluşuyor. Yani bir tanedir. Bu soruyu daha iyi anlamak için elinize alın bir kağıt, bir makas, kesin bir kare, bir dörtgen, bir yamuk. Bunları köşegenin orta noktalarını belirleyin. Bütün köşeleri o orta noktaları getirin. Eğlenceli bir etkinlik olacağına emin olun. 63. soruda yukarıdaki kareli zemin üzerinde nehirin konumu ne noktasıyla belirtilmiştir? Okul ve kütüphanenin konumları ilgili bilgiler verilmiştir. Nehir kütüphanenin 3 birim solunda 2 birim aşağısında. Nehir kütüphanenin solunda. Demek ki kütüphane sağda kalıyor. 3 birim sağa gidelim. Tersini yapıyoruz yani. 2 birim aşağısında diyor. Nehir kütüphanenin aşağısında. Demek ki kütüphane yukarıda kalıyor diyeceksin. Al sana kütüphane. Okul nehirin 2 birim sağında. Bakın okul nehirin sağında diyor bu sefer. Nehirin sağına gittim 2 birim. Sonra da 3 birim yukarısında diyor. 1, 2, 3 birim de yukarısında. Aha okulumuz o zaman burada. Okulun kütüphaneye göre konumu. Okul kütüphanenin gördüğünüz gibi bir yukarı bir de solunda. Bir yukarı bir de solunda. C. Yukarıdaki kareli zeminde toprak, ırmak, eren, deniz ve nehirin evlerinin konumu verilmiştir. Toprak bulunduğu konumdan 3 birim sağ, 2 birim yukarı. Toprak 3 birim sağ, 2 birim yukarı gittiğinde kimin evine gider? Erenin evine gider. birbirine paralel doğru parçalara eşleştiğinde hangi doğru parçası dışarıda kalır? Şimdi arkadaşlar bu düz yatay, düz yatay var mı? Var. Aha bunların ikisi birbirine paraleldir gitsin. Şimdi şu birin kodu ne? Bir yukarı üç sağ. Bire üçlük. Bakalım şunu koduna bir yukarı bir, iki, üç. Bire üçlük. O zaman bunlar da birbirine paralel gitsin. Şimdi arkadaşlar bu nasıl gitmiş? Gördüğünüz gibi iki numaralı şekil çapraz gidiyor. Bakın 6 numaralı şekil de çapraz gidiyor. O zaman 6 ile 2 birbirine paralel. Onlar da gitsin. Şu garbim 7'nin hiç paraleli yok. Kareli zemin üzerinde verilen noktalarla oluşacak doğru parçaların hangileri arasındaki uzaklık uzunlukları boyunca eşittir. Ne demek istiyor arkadaşlar? Paraleldir demek istiyor bence. Çünkü iki doğru arasında uzaklık hiç değişmeyecekse bu doğrular paraleldir. Bakalım CD ile EG paralel mi? CD çapraz gidiyor. Ama EG çapraz gitmiyor. Nasıl gidiyor arkadaşlar? 2'ye 4 ya da şöyle diyebilirsiniz. 1'e 2, 1'e 2 diye gidiyor. Paralel değil. Bunların arasındaki uzaklık değişir. EA ile GF'ye bakalım. EA. EA burada. Şu. Bir de GF. GF'miz böyle. Sizce bunlar paralel mi? Değil arkadaşlar. Misal bir yatay iki dikey. Ama bu iki yatay bir dikey. Bunlar ileride bir yerde şurada bir yerde kesişirler. Yani gördüğünüz gibi bakın aralarındaki uzaklık da gitgide daralıyor zaten. Yani bu olmaz. C'ye bakalım. BC ile GF. Bakalım BC'ye. BC'miz bu. GF'miz bu. Aha sanki oldu gibi bakın. İki sağa bir yukarı. iki sağa bir yukarı. Bunların aralarındaki uzaklık devamlı eşittir. İşte cevap Ceyhan'dır. Çünkü paraleldir onlar. 67. soruda da yine hangi ikisi birbirine paraleldir diyor. Bakalım A şıkkına. EG ile DC. EG'nin koduna bakacağız. EG'nin kodu gördüğünüz gibi 2 yatay 1 dikey. DC'nin koduna bakalım. DC'miz kodu ise 3'e 3'lük çapraz gidiyor. Bir kere bunlar paralel değildir. Diğerine bakalım AB ile DC'ye. AB'miz gördüğünüz gibi çapraz gidiyor diyeceğimiz de gördüğünüz gibi çapraz gidiyor. Yani isterseniz bire birlik, bire birlik, bire birlik de diyebilirsiniz bunlara. Bakın bunlar bire birlik. Bunlar birbirlerine paraleldir. Cevap Bursa olur. 68. soruda da yine paraleldir sorusu arkadaşlar. AB ile FG'ye bakacağız. AB'nin koduna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 sağ, 2 de aşağı. FG'ye bakalım. FG ise 1 aşağı, 3 sağ. Olmadı. Bakın bu 5'e 2'likti. Bu ise 3'e 1'lik. Bunlar birbirlerine paralel değildir. B şıkkına bakalım. BC ile DF diyor. BC'miz gördüğünüz gibi 3 aşağı in 1 sağa git. Diğeri DF 3 aşağı in 1 sağa git. Evet bunlar birbirlerine paraleldir. Cevap ne olur? Bursa olur. Yukarıdaki şekilde ABC e kare de ece eşkenar üçgen. Bakın bu kenar bu kenara o da bu kenara o da şu kenara. O da bu kenara o da bu kenara eşit. O her taraf eşitlik kaynıyor. 60 60. Şuranın hepsi 60 olduğu için ellemeyelim şimdilik. Burası 90. Burası 90. Şurası 90. Şimdi ellemediğimiz açılara bakalım. Fark ettiniz mi? Şu kenarla şu kenar eşit dedik. O zaman burada bir ikizkenar üçgen var. Hemen şu açının toplam uzunluğuna açısına bakalım. 90 artı 60. Ne yapar burası? 150. İşte bu üçgenin iç açılarının toplamı 180'di. 180'den bir 150'yi çıkartalım. 30. İşte 30 eşit iki açının toplamı. Eşit niye diyorum? Çünkü bu ikizkenar bir üçgen. Bakın burayla buranın toplamı 30 yapıyormuş. O zaman buraya 15 düşer. Buraya da 15 düşer. Elimizi almışken şu açılar da yapalım. 90'dan 15 çıkartalım. Ne olur? 75 olur şu açı. Buranın hepsi 60 dereceydi. 60'dan 15 çıkartırsam burası da ne olur? 45 derece olur. Bulmadığımız açı hemen hemen kalmadı. Bakalım FDE neresi? Gördüğünüz gibi FDE'yi çoktan bulmuşuz. Bize neyi soruyor? 45 dereceyi soruyor. Oyun parkında oynayan Selim'e arkadaşı kırmızı küreyi farklı bir üçgen çeşidi şeklindeki kum havuzuna sakladım diyor. Selim'in arkadaşı kırmızı küreyi hangi kum havuzuna saklamıştır? Şimdi A şıkkına baktığımda gördüğünüz gibi iki kenara eşit. Buna ne deriz biz? İkiz kenar deriz. Bakın burada iki kenar eşit. Bunun adı da yine nedir? İkiz kenar. Bakalım 50-50 diyorsa iki tane açısı eşitse buna bağlanan iki tane kenar da eşittir. Bu da ikiz kenar. Şimdi sonuncuya bakalım. 50, 60, 110 geriye ne kaldı? 70. Bütün açıları farklıysa bütün kenarları da farklıdır. O zaman bu çeşit kenardır. Çeşit kenar. Ve dolayısıyla bize neyin içine saklamış? V, Y, Z. Üçgenin içine saklamıştır. Yukarıdaki geometrik şekilleri karşılıklı iki köşesi boyunca keserek hangi üçgen elde edemeyiz? Şimdi arkadaşlar bu ilkinde böyle kestiğimizde biz Gördüğünüz gibi iki kenar dik üçgen elde ediyoruz. Bakalım iki kenar üçgen elde edilmiş. Dik üçgen de elde edilmiş. Biz elde edilmeyiz diye bakıyoruz. Bunu böyle kestiğimizde biz oluşacak olan şu üçgen sadece dik üçgendir. Yani iki kenar olmaz. Çünkü burası ile burası farklı uzunluktadır. Evet devam edelim. Burayı böyle kestiğimizde arkadaşlar burada eşkenar üçgen çıkmayacağı kesindir bir kere. Hani burasına 120 derece demişler. Biraz da biraz e, bu soruda hafif absürtlük var arkadaşlar. Niye diye sorarsanız dar gibi gözüken bir açıya 120 burada geniş gibi gözüken bir açıya ne yapmışlar? 60 demişler. Bunu siz yer değiştirin. Buraya 60, buraya 120 deyin. Yalnız paralel kenarı köşegenler açı ikiye bölmez ki. Yani buraya 60 60 diye bölmez arkadaşlar. Bakın zaten kenarları farklı. Eşkenar üçgen, üçgen çıkma şansı hiç yok. Dolayısıyla elde edilemeyecek üçgen eşkenar üçgendir. Burası çeşit çeşit kenar olur. Bakın iki çizgili, bir çizgili şu oluşacak olan şu kenarda farklı bir uzunlukta çeşit kenar bir üçgen olur yani. Yukarıdaki kareli zeminde her nokta bir şehri temsil etmek üzere toplam 20 şehrin yeri işaretlenmiştir. A ve B noktalarından gösterilen doğrultuda hareket eden iki turistin uğradıkları toplam şehir sayısı tüm şehir sayısının yüzde kaçıdır? Bakalım şimdi A'dan nasıl hareket ediyoruz? Böyle 3'e 2'lik bir kodla bakın. 3'e 2'lik kod. Yine 3'e 2'lik kod. Yine 3'e 2'lik kod. 1, 2, 3 tane noktaya uğradık. Diğerine bakalım. Bu ise 2'ye 1 ile gidiyor. 2'ye 1, 2'ye 1. Aha birisine uğradık. 2'ye 1, aha birisine daha uğradık. 2'ye 1, 2'ye 1 derken birine daha. 2'ye 1, birine daha. 2'ye 1, birine daha gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane birisinden, 3 tanesi birisinden toplam 8 tane noktaya uğradı. Burada toplam kaç tane vardı? 20 şehir. Yani 20'de 8. Biz yüzde diyeceğiz. Bir önceki konumuzu ne yapıyorduk? Paydayı yüzde yapmak için böyle bir 5 ile çarpıyorduk. 5 kere 8, 40 bölü 100. 40 bölü 100 nasıl gösterilir? Yüzde 40 diye gösterilir. Canlar, Çanakkale fasikülü de bitti. Nisa'nın sonuna kadar yeni 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 fasiküller çözeceğiz hep beceri temelli hem de MEB'in yayınladığı fasikülleri çözeceğiz. Bize abone olun. Yeni videolarımızdan haberiniz olsun. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.